Merhabalar, Para Ekonomi Programı'na hoş geldiniz. Gündem oldukça yoğun. Türkiye'de de dünya genelinde de daha çok koronavirüsü tartışıyoruz ve tabii ki koronavirüsün piyasaları nasıl etkilediğini hesaplamaya çalışıyoruz. O yüzden bugün Para Ekonomi'de tamamen Amerika üzerinden gitmek istedim. Biliyorsunuz Avrupa'dan sonra Amerika koronavirüsün yeni merkezi haline geldi. İçeride neler oluyor peki, onu da önce söyleyeyim. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ve önemli açıklamalarda bulundu. Artık Türkiye'de de maske satışları paralı olmayacak kesinlikle. Ve Atatürk Havalimanı'nda hastaneye çevrilecek Atatürk Havalimanı'nda. Aynı zamanda Sancaktepe'de bulunan havalimanı da. Yani görülen o ki Türkiye'de de sağlık sektörünü rahatlatmak için önemli adımlar atılıyor. Ama tabii ki bunun merkezi neredeyse 10 bin ölüme kadar giden Amerika. Amerika'nın şimdi farklı yerlerinden konuklarım var. İlk önce Kenan Ordu ile konuşacağız. Kenan Ordu, Medikopi'nin hem kurucusu hem CEO'su ve aynı zamanda koronavirüs teşhisi kondu ve yaklaşık 15 gün önce taburcu oldu. Kenan Bey aynı zamanda uzun yıllardır bu sağlık sektörünün içinde. O nedenle kendisiyle tabii hem koronavirüs sonrasında, koronavirüs teşhisinden sonra ne yaptığını konuşacağız. Hem de bundan sonra sağlık sektörünün nereye gideceğini konuşacağız. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben de teşekkür ederim. Ben iyiyim, iyileştim işte. Mart'ın ilk haftası burada New York'ta belirtilerle beraber hemen doktor arkadaşlarımı aradım. Covid teşhisi kondu. O dönemde testler çok sağlıklı değildi. Yeteri kadar test olmadığı için aslında test yapmadan benim belirtilerden Covid testini doktor arkadaşlarım koydu zaten. Hemen ben eve kapanarak onların özellikle önerdikleri belli ilaçlar, takviyeler, vitamin takviyeleri biliyorsunuz. Özellikle Vonacor tavsiye ettiler. İşte Körkemin ve Zerdaçal onu çok güçlü bir şekilde tavsiye ettiler. İşte bazı diğer vitamin C ve zinc takviyeleriyle evde bir antibiyotik kullandım, geçirdim ama bir 6-7 günü çok zorlu geçti. Gerçekten öksürük ve nefes alma zorluğu çok zorluyor. Uyuyamıyorsunuz, bir 6-7 gün zorlu geçiyor. Ne oldu orasını merak ediyorum. Çünkü şimdi hayatta geçirenler de var ama sizde bir de kronik bronşit de var. Yani hani o evet. Zaten küçük damarları en çok etkileyen bir virüs tarzı olduğu için o 6-7 günde yani ne oldu şimdi? Önce diyorlar ki hani koku ve tad alma duyusuyla gidiyor, sonra kuru öksürük, ateş nasıl, ne kadar sürdü? Bende ateş çok yükselmedi çünkü ben hemen ilk belirtilerden öksürükle zaten biraz kendimi anladım, öyle söyleyeyim size. Doktor arkadaşlarım arayınca zaten bana hemen Tylenol, zaten bu durumda Tylenol tavsiye ediyorlar. İçinde ibuprofen olmayan ilaç olarak Tylenol, yani ateşe karşı bunu al dediler. Onun dışında eğer öksürük çok artarsa yani zatürreye çevirmemesi için, çünkü benim kronik bronşit geçmişim, bir de zaten akciğerlerim hassas, dumana, toza alerjim var yapı olarak da. Bir de ben 10 yıl önce domuz gribini de geçirmiştim. Biraz oradan da şeyimiz var, tecrübemiz var. Doktor arkadaşlarım onu da biliyor. O konuda bana hemen de aynı zamanda antibiyotik olarak da bu Tamiflu diye domuz gribinde de onu tavsiye etmişlerdi. Evet, onu söyleyeceğim. Onu hemen başta ki zatürreye çevirmeyeyim. Yani zatürreye dönmesin ve en azından bakteriler harekete geçmesin diye o niyetle. Yani o nedenle ateşe biz kontrolü girdi. Bende çok ateş çıkmadı. Bilemiyorum, belki hastalık genelinden çıkmadı veya Tylenol kullandığım için çıkmadı. Ama öksürük çok oldu tabii. Akciğerlerimde bayağı bir solunum rahatsızlığı hissettim o dönemde. Ama onu evde kalarak, yani günlük doktor arkadaşlarımla, artık telefonla, daha doğrusu bizim kendi Medikopi'nin online görüşme sistemimizde doktor arkadaşlarla da görüşerek, belli şeyleri de kendim kontrol ederek takip ettik. Hastaneye yatmama gerek olmadı ama evde yoğun bir şeyle dikkatli geçerek, kendimi de tamamen izole ederek durumu atlattım. Dediğim gibi 6-7 gün gerçekten zorlu geçiyor. Ben öyle geçirdim. Ondan sonraki bir 10 gün kadar da öksürük devam etti. Öksürük Peki şunu merak ediyorum. Şimdi geçirenlerle Tam duyamadım sorunuzu ama ben nefes alma sorunu yaşadım. Özellikle geceleri, yani
yatma pozisyonu çok zorluyordu. Hem öksürükten dolayı hem nefes alma zorluğundan dolayı. O nedenle elden geldiği kadar yatarak, tam yatarak değil de böyle daha dik durarak. Yani uyumak bayağı zor geçti. Yani uyku olayı o dönemde zorlu geçti. Uyuyamıyorsunuz. Yani benim böyle geçti en azından. Uyku olayı çok zor. Yani uyku pozisyonları, yatış pozisyonundan ve öksürükten dolayı, nefes darlığından dolayı uykuya geçemiyorsunuz. Onu anladım, anladım. Ben de şunu soruyorum. Hani genelde geçirenlerin konuşmalarına bakılırsa suyun altında nefes almak gibi ciddi anlamda bir sıkıştırma yapıyor diyorlar virüs için. Doğru mu bu? Yoksa abartı mı? Yani şimdi tabii kişilere göre farklı olabilir belirtiler. Bende nefes alma zorluğu oldu. Gerçekten öksürük de zaten bunu daha zorluyor. Öksürükle beraber. Yani yatar pozisyonda çok zorlandı. Tabii yani nefes darlığını hissediyorsunuz. Hani kişiye göre değişebilir. Herkes farklı hissetmiş olabilir. Onu tam olarak bilemiyorum. Anladım. Peki son şimdi bundan sonra konumuzda siz sağlık sektöründe olan bir insan olduğunuz için bundan sonrasında sağlık sektörü anladığım kadarıyla çok farklı yerlere gidecek. Her sektörde olduğu gibi. Bundan sonra hasta doktor ilişkisi değişecek mi? Yani bu Trump'tan şimdi önemli bir açıklama geldi. Telemedicine, yani her şeyin online üzerinden hallolması üzerine. Oraya doğru mu gidiyor Amerika? Evet, şimdi bu özellikle Trump zaten bu olayın ciddiyetini anladığında iki hafta kadar önce Başkan Yardımcısı Pence'le beraber yanında bütün ekibiyle beraber özellikle teletıp ve telemedisinin çok önemli olduğunu, bununla ilgili daha önce yasal düzenlemeler hazır değildi, bazı yasal sorunlar vardı, onunla ilgili tüm yasal düzenlemeleri hızlı bir şekilde açacaklarını ve artık insanların doktor muayeneleri için, hele şu durumda ki bundan sonrası için de hastanelere veya doktor ofislerine gitmelerine gerek olmadığını, telemedisin, teletip üzerinden doktorlarla görüşüp belli online muayenelerini bu şekilde halledebileceklerini ve bunu yapmalarını istedi. Biz zaten ben aşağı yukarı 25 yılı aşkındır New York'ta sağlık sektöründeyim. Biz zaten bu tür şeyleri daha önce gördüğümüz için 10 yıl kadar önce Medicopin.com'u kurduk. Medicopin.com bu konuda zaten telemedisinden ziyade dünyanın ilk online hastanesidir. Biz bu özellikle Amerika'dan top specialistlerle dünyanın her yerindeki hastalarımıza online ikinci görüş veriyoruz. Yani bu zaten servis olarak Medicopin bu konuda dünyaca tanınan da bir firmadır. Biraz etkindir. Burada Amerika'da da dünyada tanınan bir firmadır. Bunun yanında biz aslında buna yönelik farklı ihtiyaçları görerek bundan 2 yıl kadar önce Medis.com diye ikinci bir portalımızı hayata geçirdik. Bu portalımızda da özellikle kurumların yani şirketlerin elemanlarıyla, bütün elemanlarıyla şirketlerin kendi eğer kurum bünyesinde doktoru varsa onlara kendi sistemimiz, bizim sistemimiz içinde özel sayfalar açarak şirket elemanlarıyla kurum doktorlarının sistem içinde her türlü sağlık dosyalarını güvenli şekilde, Türkiye'de KVKK, Amerika'da HIPAA diye geçiyor, sağlık dosyalarını paylaşıp online randevu alıp doktorlarla online görüşüp sağlıkla ilgili birçok muayeneyi, sağlık dosyası paylaşımını hiç ofislerine gitmeden paylaşabilecekleri, halletmelerini sağlayacaklar. Evet. Ve bu konuda şu anda yani inanın dünyada, şu Türkiye'de başladık proje, özellikle Türkiye'de başladık ama şu anda Katar, Azerbaycan, İsviçre gibi Amerika'da da var. 120 büyük kuruluşun, şirketin elemanlarına bu hizmeti veriyoruz ve şu anda Amerika'dan çok büyük talepler aldık bu konuda. Ayrıca Orta Doğu ülkelerinden, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden de talepler aldık. Şu anda ekiplerimiz onlarla da görüşüyor. Yani sağlık teknolojileri, tabii teknoloji bütün alanlarda önümüzdeki yıllarda hızlı bir şekilde tüm dünyada gelişecek. Ama özellikle sağlıkta hastalığın özellikle doktor ofisleri, poliklinikler, hastanelerde herhangi bir hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla elden geldiği kadar insanların ciddi bir hastanede gerektiren tedavileri olmadığı süre durumlarda
telemedisin veya evden halledebilecekleri bir sisteme dönüyor. Harika. Çok teşekkür ediyorum Kenan Ordu Paran Ekonomi'ye konuk olduğunuz için. Çok sağ olun. Teşekkürler. Efendim, ben Para Ekonomi'de devam ediyoruz.